Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Test Server'a hoş geldiniz. 1.20.1 update ile muazzam değişiklikler geliyor. Haritalar güncelleniyor. Haritalarda random olaylar oluyor. Uçaklar düşüyor, gemiler patlıyor, bombardıman uçakları bomba atıyor ve haritaların şekli değişiyor. Taktikler ve stratejiler değişiyor. Ama bu değişikliğin dışında bir de Japon tanklarımız geliyor. Mürettebat değişiklikleri geliyor. Ben bu videoda Hori 3 tankının nasıl bir tank olduğunu, yeni gelen Japon ağacındaki seviye 10 tankı inceleyeceğim sizlerle birlikte. Genel olarak baktığımızda kasası Jack Panzer, Ferdinand, Jack Tiger, Jack T-100, Jagerü tarzı bir kas olduğunu görüyoruz. Buradaki bir açımız var. Şurada gövdenin ön kısmında bir açımız var. Şurası düz, topu çok büyük bir top. 10 derece sağa sola dönen bir topumuz var. Öncelikle benim taktığım donanımlarla Hori tankının ne duruma geldiğine bakalım. Ardından hemen hızlı bir şekilde yormadan size ham halini göstereceğim. İlk mermisi AP 305 mm diliyor. İkinci mermisi yine AP, o da 360 mm diliyor. Son mermi, patlayıcı mermi ise 90 mm diliyor. 700 hasar ortalaması olan bir tankımız. Bendeki donanımlarla birlikte 11.36 saniyede yüklüyor. Çok tehlikeli. 11 saniye 700 vuran bir top. Etkili. Eksi 7 derece aim'i var. 15 derece yukarı kalkıyor topumuz. Ve 1.89 nişan alma. 0.29 ise 100 metrede dağılımı var bu tankın. Ardından hayatta kalmaya bakıyoruz. Zırhına bakıyoruz. Zırh profili 300 mm deyince Allah Allah falan diyorsunuz ama şurası 300 mm değil arkadaşlar. Burası 300 mm. Burası sadece 100 mm. Yan zırhı 50'şer mm. Arka zırhı ise gördüğünüz gibi sadece 35 mm Hori tankının. Yani zırh açısından çok fazla ya da sektirme açısından çok da fazla bir şey beklememek gerekiyor. Ama burada Hori tankının ikinci ön plana çıkan bölümüne geliyoruz. Mobility, hareket kabiliyeti. Hori tankı 35 km hız yapıyor. İleri doğru, geri doğru 18 km hızı var. Ve 41.96 derecelikte dönüş hızı var. Bu birçok orta tanka yakın bir değer. Görüş mesafesi ve kamuflaja geldiğimizde ise kamuflaj bize 301 puanlık bir ortalama değer veriyor. Görüş mesafesi enteresan derecede yüksek, 445 metreye kadar çıkmış. Yine bendeki donanımlarla birlikte gördüğünüz gibi bakın 705, yani birçok orta tanka yakın. Siz buna teleskobik taktığınızda uçacaktır. Uçacaktır. Tabii tercih meselesi, fantezi olsun diye takılır mı? Takılabilir. Şimdi Hori tankının ham haline geldiğimizde herkes mor mürettebatta oynayamayacaktır büyük bir ihtimalle. Standart genel profillerden bakalım. Şuradan yük diyelim. Hani ne takarız abi? Şundan takarız abi. Ondan sonra bir tane sürgü takarız. Bir de nişan almasını biraz iyileştirir. Standart olarak bunları takarız. Genelde yüklenecek şeyler bunlardır ve %100 mürettebat deneyimiz olsun. Kamuflaj verelim, kardeşler takım verelim. Şöyle 4-5 yetenekli bir mürettebat verdik. Sağ geliştirmelerini yapmamış olalım. Hani genel geçer, ortalama bir şey de nasıl puan alırız diye hesap ediyorum ben. Normal burada da kitlerimizi verelim ve ardından bir de öyle inceleyelim bakalım Hori tankımızı. Fark nedir, ne değildir diye görelim. O zamanki değerler de hani standart bir donanım taktığınızda, mor donanım takmadığınızda top yüklemesi 12.50 saniyeye kadar çıkıyor. 2.8 nişan alma süresi oluyor. 0.31 dağılımı oluyor. Bunlar kötü değerler değil. Bu arada evet, mor donanımın çok ciddi bir etkisi var gördüğünüz gibi ama hani bunlar da kabul edilebilir. Ve dönüş hızı, gun traverse dönüş hızı 30 derece. Kendi eksen etrafında dönüş hızı 41.53 derece. Görüş mesafesi de 419 metreye kadar çıkıyor. Evet, tank GG'ye geldiğimizde Hori 3 tankının zırhını görüyoruz. Gördüğünüz gibi burası çok düz bir yer olduğunu söylemiştik. Bir evin girişi gibi yapmışlar. Bir evin duvarı gibi yapmışlar. Dümdüz bir alan. Buradan çok rahat yiyeceksiniz. E100'ün kafası gibi takır 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 sokacaklar diye tahmin ediyorum. Ön zırhınızın sizi koruduğunu görüyorsunuz ama buna çok fazla güvenmeyin. Çünkü sadece eksi 7 derece. Yani şöyle durmayacaksınız siz hiçbir tanka. Duramayacaksınızdır. Genelde siz şöyle görüneceksiniz ya da şöyle görüneceksiniz. Sizin ön altınızı kapatmanız şart. Üstten yiyebilirsiniz. Buradan çok daha rahat yersiniz. Şu bölgeden çok daha rahat yersiniz. Özellikle Jack Panzer E100'ün ikinci mermisine yüklediğinde ise
bir yonca tarlası, her yer yemyeşil, yemyeşillendi. Hori 3 tankı diyoruz. Evet, kısaca özet geçmek gerekirse Hori 3 tankı zırh açısından çok fazla bir şey beklemediğimiz. Hareket kabiliyeti, çevirat kabiliyeti, tankın dönüşü, tankın hızı, geri kaçma hızı, ileri gitme hızı açısından iyi bir tank. Yükleme süresi de gayet makul, 12 saniyelere kadar iniyor standart donanımlarla efendim. Evet, şimdi maça geçelim. Bakalım maçta neler yaşanmış. Hep birlikte onu görelim. Evet, Prokhorovka haritasında Japon tank avcısı Hori 3 ile oynuyoruz. Seviye 10 bir tank avcısı. Test server'ını indirdim. Bu akşam ya da akşamüstü gibi de yayın açmayı düşünüyorum. Bu tankla, pardon, bu server üzerine küçük bir canlı yayınımız olacaktır. Onun için de küçük videolarda atacağım. Bu videodan sonra takipte kalın diyorum. Ve burada çalıları kullanmak istiyorum kamuflaj olarak. Nispeten bir kamuflaj yeteneğimiz var. Çok fazla değil ama belli durumlarda çok ciddi bir light olmadığınız sürece kolay kolay açılabilecek bir tank değilsiniz. Çevir atı çok iyi. Bakın, muazzam bir şekilde isabetimizi almadan rakip tankın taretinin yanından onu deliyoruz. Dediğim gibi Hori tankının isabet yeteneği, çevir atı gerçekten çok başarılı. Özellikle kendi etrafında dönüşü ve burada Sentryona'da 653 hasar verdiğimizi görüyoruz. Düşmanları korkutacak derecede. Kramwagen'ı görüyorum. Taret'i yanlış bir açıda duruyor. Orta mı alayım, sağ mı alayım, sola mı alayım derken... Ori! Yani olay bu. Tabi sağdan yiyoruz. Zırhımız yok. Bir başka adaşımız, bir başka akranımız bizi vuruyor. O da Hori. Spotlandık. Geri düşüyoruz. Zırhınıza çok fazla güvenmemeniz gerek. Özellikle yan falan verdiğinizde çok 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 rahat yersiniz. Yonca tarlası olan zırh görünümünü zaten tank cici'de görmüştük. Geriye doğru attım kendimi. Yine tepeleri kesiyorum. Bir tank daha gördüm. Ona da dışımı yapıyorum. Ve ona da hasarımızı veriyoruz. Şimdi bakın, bu olay yeni geldi bu patch'te. Random olaylar, işte uçakların düşeceği yerler oluyor, gemilerin çarptığı yerler oluyor. Şu bölgede gördüğünüz yere de uçak düşecek. Özellikle kamerayı yükselttim görmeniz için, gördüğünüz gibi uçaklarımız buraya o şekilde düşüyor. Bir sonraki videoda onları da anlatacağım. Fakat onların oyun mekaniği olarak çok ciddi bir şekilde taktik değiştirmeniz gerektiği bölümlere sevk ediyor. Cümleyi kuramasam da siz anladınız. Ve burada Hori tankıyla nişan almaya devam ediyoruz. Allah Allah diyorum, burada önümde bir şey olması gerek. Ölü tank falan mı var diyorum. Zırhından sektiriyorum. İyi nişan alamadım. Yani lan bu adamın önünde ne var falan diyorum. Herhalde ölü tank var. Hala kafasındayım. Ama halbuki uçağın enkazı var. İşte oyun stratejisi olarak ciddi anlamda bir takım değişiklikler olmak zorunda. Özellikle bu haritada, bazı diğer haritaları da göreceğim, onları da göstereceğim. Ama bu harita o çok 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 fazla oluyor. Burada devam ediyorum ben Hori tankımla tepeleri kesmeye. Ama nişan alacak zamanı bulamıyorum. Burada güçlü bir Conqueror görüyorum. Conqueror'un taretinden delebilir miyim diye bakıyorum. Çok zor. Şimdi orada uçak düştü gördüğünüz gibi. Oraya uçak düşmesinin ne gibi değişiklikler oldu? Çok çok daha tanklar oraya gelip cool down yapıp taretini gösterip oynayabilecek, karşı takımı spotlayabilecek duruma geldi. Bu arada muazzam bir atış iğnelerinden geçirdik, E50'mi vurarak 4068 hasardayım. Evet, test server'ı belki çok fazla sallamıyorlar diyebilirsiniz ama bu tankta bu hasarlara ulaşmanız gayet normal. Nişan alacak, vuracak birini arıyorum. Hemen Conqueror'u gördüm. Yanından delebilir miyim diyorum. Son anda vuruyorum ve Conqueror'u da deliyoruz. Tankımızın sabiti ve topu gayet başarılı. Çevir atı başarılı, isabetli bir top. Kendi etrafında çok hızlı dönüyor. Bu da olaylara verdiğiniz tepkiyi çok hızlandırıyor. Leopard'ı da affetmiyoruz ve onu da garaja yolluyoruz. Ardından yine kendi akranımızdan nişan alıyoruz. Taretin azıcık altın, tapenin azıcık altında delebilir miyim diyorum ve deliyorum. Gördüğünüz gibi o ön yüzünden çok fazla mermi yiyeceksiniz ya da mermi yiyecekler. Hori tankları için bu geçerli. Leopard ileri gidecek burada. Ben buraları biraz ileri alacağım. Burada artık ileri basmayı düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla tank olduğunu sanmıyorum. Bu arada diğer Hori tankı da garaja yollandı. En alttan basıyorum ben. 5746 hasardayım. Topuma güveniyorum. Kendi tankıma güveniyorum. Burada son anda
Eylem yan zırhından sektiriyor mermimizi. Bu arada mermiler sıkıntı olabilir demiştim. Bakın 22 mermim kaldı. Patlayıcı mermileri saymıyorum. Onları da sayarsak 26 mermi kaldı şu anda. Burada ateş etmeye çalışıyorum ama orada çok az bir görüşüm var ve net bir görüş değil. Bu yüzden E50 mi ateş de etsem onu vuramıyorum. Büyük bir ihtimalle önüme başka bir şey takılıyor. Burada artık Allah Allah ya nasıl olur falan diyorum. İşte uçak enkazlarının olayı böyle. Rakip takım ya da siz daha farklı pozisyon alıyorsunuz. Daha rahat ileri gidebiliyorsunuz. Bu harita için konuşuyorum. Diğer haritalarda daha farklı olaylar oluyor. Onları da yeri geldiğinde hatta harita incelemeleri diye bir video yapabilirim. Orada görürüz. Şimdi nişanımı aldım. E50'mi gördüm. Bu sefer affetmedim. Daha yakına geçtim ve dolayısıyla oradaki boşluk daha genişledi benim için. Bu yüzden de mermi oradan rahatlıkla geçirebildim. E50'me tekrar nişanımı alıyorum. Ama hareketli bir E50'm var orada ve uçak enkazını iyi kullanıyor. Side scrape yaparak çıkmaya çalışıyor. Turret'inin de iyi olduğunu biliyor ve bu yüzden de ona güveniyor. Iska bir atış geldi benden. Bu arada 21 mermim kaldı gördüğünüz gibi. Hori tankını görüyorum. Deler miyim, delmez miyim diyorum. Topu doldurdum, ateşimi yaptım, yine sektiriyorum. Birazcık açısı olduğu zaman orada sektirebiliyor Hori tankları. 6400 hasardayız sayın seyirciler, izleyiciler, sevgili VOT oyuncuları, sevgili tank severler. Tekrar yine alışımız önümüzde. Bu sefer affetmiyoruz Hori 3 tankını. Tekrar deliyoruz ve 7074 hasara ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Hori tankının topu başarılı bir nişan alma gayet iyi. Kamuflajı gayet iyi. İlginç bir tespit edebilme yeteneği var. Evet bu maçta çok işimize yaramadı ama işinize yarayacak maçlar mutlaka olacak. Hatta teleskobik dürbün bile takılabilir fantezi olsun derseniz. Test server'ın en önemli getirdiği yenilik olan Hori tanklarını inceliyoruz. Hori 3 tankını inceliyoruz. İşte size bahsettiğim o muazzam, şöyle geniş kameradan alayım, uçak yığını. 2 adet uçağımız buraya çakıldı. Burada ben kırılabilir diye düşündüm ya da yıkabiliriz diye düşündüm. Fakat gayet sağlam profilden, çelik konstrüksiyondan yapılmış sanırım. Alüminyum ya da daha hafif bir malzeme yerine uçaklarımız. Burada ileri gidiyorum fakat gördüğünüz gibi buradaki tankların nasıl konuşlandığını da görüyorsunuz. Neredeyse tamamı, bir tanesi hariç, uçak enkazlarını kullanmış bizim mermilerimizden korunmak için. Burada tabii bir değişiklik olmuş, yanmış, otlar yanmış, yerler yanmış falan. Bence hoş bir detay. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda yazabilirseniz fikir alışverişi yapabiliriz. Rakibe doğru basıyorum. Atış geldi. Atışımı yedim. Bir atış daha yedim. Leopar'ı şey yaptım. Spotladım. Fakat ardından Leopar'a vuramadım. Gördüğünüz gibi Leopar beni gördü. Ben de Leopar'ı gördüm. Ateş ettiği için. Ateş etmeseydi büyük bir ihtimalle göremeyecektim Leopar'ı. Ardından başka bir Leopar daha vardı. O da bana ateş etti. O da hasarını verdi. Dediğim gibi zırhınıza çok güvenmeyin. Bunu da kaçırıyorum ama gördüğünüz gibi hani ateş eden bir tankı tespit edebilecek bir mekanizmanız, bir görüş sisteminiz var. 7130 hasardayım. Aslında burada 2 atış daha yapıp 8000, 9000 hasarlara çıkabilirdim ama işte birazcık benim sabırsızlığım, geride yatsam bir başkasının açmasını beklesem tankları. Tabii tek tank kaldı. O da Hori 3 adaşımız, akranımız, biricik dostumuz, biricik isimdaşımız. Nişanımı alıyorum. Şöyle genel geçer bir nişan alıyorum. Sahada o civarlarda olduğunu düşünüyorum. Evet gördük. Nişanımı aldım sektirde. Nişanımı tekrar alıyorum. Burada birazcık acele ettim. Ama hasarı kaçırmak istemedim. Tekrar Hori tankını gördüm. Nişanımı aldım. Yine sektirdi. Yani zaman zaman böyle şeyler oluyor bu tankta. Evet top isabetiniz çok iyi. Top dağılımınız çok iyi. Çevir atlarınız başarılı, hızlı dönüyor. Ama çok da fazla güvenmemeniz gerek. Ki unutmayın ben de şu anda mor donanımlar takılı ve %100 mürettebat eğitimleri var. Maç sonuna geçelim. Bakalım ne gibi istatistikler karşımızda, onları görelim. Gördüğünüz gibi Hori tankıyla gayet iyi oynadık. Ki bakın ben seviye 2 ödülünü aldım burada. Seviye 1 değil. 7000 küsur hasar atarak seviye 2 ödülü aldım. Tankçı ödülü aldım. Tank ası alamadık. Gördüğünüz gibi. 7130 hasar verdik. Takımda en iyiyiz. Hatta genel oyun içinde en iyi hasar atmış adamız. Ki gördüğünüz gibi çok rahat 3 ya da 4 açı daha yapabilirdik. Sekenler oldu. Bizim acele edip nişan alamadığımız tanklar oldu. Çok rahat. Daha sabırlı. Hatta daha açık konuşayım. Daha sabırlı ve daha iyi bir oyuncu. Burada 9000 hasarlara çok rahat çıkabilirdi. O benim birazcık bilekliğim efendim. Onun dışında asist, yani destek hasarımız
asitimiz, spotumuz da diyebiliriz. 1642'ye ulaşmış. Zırh tarafından da 700 gibi bir şey sektirmişiz yanılmıyorsam. Evet. Yani genel geçer olarak aslında tank başarılı. Güzel bir tank. Ben açıkçası heyecanlandım bu tankı gördüğümde. Kaliteli bir tank. Keyifli bir tank. Ferdinand Jagdpanzer yapısında bir tank. Seviye 9'a falan da bakacağız. Bu böyle geçti. O yüzden bunu göstermek istedim. İyi bir maçtı. Bunu göstermek istedim. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.